Yani şu anda zaten iktidar partisinin belediye başkanı. Böyle kolay çek alınıp da kanunsuz yardım falan alınabiliyor mu bilmiyorum ama önce Keçiören'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim. Oralardan destek alıp Keçiören'de yaşayan 50 bin civarındaki yoksula, 5 bin civarındaki bizden destek alan emekliye destek olmasını beklerim. Eğer yani şu anda o çeki alıp Keçiören için kullanmasına hiçbir engel yok. Önce onları yapsın diye düşünüyorum. Bunların hepsi seçime yönelik ve bunlar rahmetli Özal döneminde de yapılmış ve nasıl ters tepki görülmüştü. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok. Çünkü bizler de vatandaşa hiçbir ayrım yapmadan Ankara halkına hizmet ediyoruz. Eğer bunun da Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yoktur. Ankara halkı gereken cevabı verecektir. Bu çek size de verilebilir aslında. Yok, ben çeke ihtiyacımız yok. Engellemesinler yeter. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Ben de söylüyorum. Mansur Yavaş ne yaptı koma girsin. Orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli. Ve oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin. Çünkü şu anda benim halen uyguladığım projeleri Mansur Yavaş'ın projesi yok derken benim uyguladığım projeleri taahhüt olarak, vaat olarak veriyor. Mansur Yavaş'ın yaptığı komda hem yaptığım projeleri öğrenebilir, onları vaat edebilir hem de nereye kaç para harcadığımı görebilir. Biz gayet şeffaf çalışıyoruz. Sayıştay raporuna kadar tüm harcalarımız belediye web sayfasında vardır. Ama parayı böyle sırf görünsün diye betona yatırmadığımız muhakkak. İnsan ihtiyaçları için harcıyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.